Şu an canlı yayındayız sanırım. Evet. Şu an bildirimler gidiyor. Evet, birazcık takipçilerimizi bekleyelim. Yaklaşık 1 dakika içerisinde canlı yayınımıza başlıyor olacağız. Evet, yavaştan katılımcılarımız da geliyor. Evet, başlayabiliriz sanırım yavaştan. Merhabalar. Evliyagil Dolapdere'den Boğaç ben. Bugün Evliyagil Dolapdere'de Nazlı Gürle Kudur'un ilk solo sergisi Bedende Indibody kapsamında gerçekleştireceğimiz konuşma serisinin İlk programı yaratılış, doğum, ölüm mitleri ve bedende üzerine Rahmi Ödül ile buluşacağız. Sergi ve konuşma hakkında bilgi vermeden önce sizlere Evliyagil Dolapdere'den kısaca bahsetmek isterim. Evliyagil Dolapdere 2019 Şubat ayında faaliyetlerini göstermeye başladı. Ankara'nın ilk ve tek çağdaş sanat müzesi olan Müze Evliyagil'in İstanbul'daki alanı olarak kıdem gözetmeksizin ve kâr amacı gütmeden sanatçıların daha çok solo sergilerini ağırlıyor. Arter'in karşısında ve Dolapdere'nin tam merkezinde bulunan Evliyagil Dolapdere'yi çarşambadan pazara saat 11 ila 17 arasında gerekli pandemi önlemleriyle güvenli bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Bedende Indibody, ekoloji ile ilişki içinde bedenselleşme pratikleri üzerine araştırmasını içeriyor. Sergide 2018-2020 yılları arasında yapılmış resimler, desenler, kolajlar, enstalasyonlar ve video yer alıyor. İşler sanatçının özgürlük, irade, direnç ve güçlenme pratiklerini geliştirme amacıyla doğada ve atölyesinde kendi başına gerçekleştirdiği ritüellerinde izlerini taşıyor. Ekofeminizm, yeryüzünün bedeniyle insanın bedeninin işbirliği, şifa ve direniş aracı olarak sanatçının odağındaki konuları oluşturuyor. Nazlı Gürle Kudur, Evliyagil Dolapdere'de gerçekleşen sergisinde volkanik taşlar, toprak, bakır ve bitkisel yağlar gibi yeryüzü kaynaklı malzemeler kullanarak ürettiği yerleştirme ve objeleri, resmettiği veya kolajladığı yüzeyler ile bir araya getiriyor. Soyutlama ve figürasyon arasında gezinen resimler, sanatçının fiziksel hareketlerinin, duygularının, hislerinin ve zihinsel monologlarının da izlerini taşıyor. Resimler sıklıkla ışık ile aktive ediliyor ve yaşayan bir maddesellik, mistik bir aura kazanıyorlar. Performatif sürecin izi olarak resim ise sanatçının içgüdüsel biçimde kurguladığı ritüellerinde bedenin maddesel, duygusal ve ruhsal boyutlarını keşfe çıkartıyor. Bu sergi kapsamında gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda sanatçının pratiklerini ve kavramları ele alış şeklini analiz ediyor olacağız. Ve bu konuşmanın ilkini benim de derslerini hayranlıkla dinlediğim hocam Rahmi Ödül ile gerçekleştireceğiz. Rahmi Ödül, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Beden ve Doğa Temsilcileri başlığı altında akademik hayatında devam ediyor. Aynı zamanda bir gazetede ve kendi blogunda köşe yazılarına yer veriyor ve radyo programları yapıyor. Sanat alanındaki çalışmaları ve oluşturduğu kaynakların yanı sıra Ayka Türkiye üyesi. Şimdi Rahmi Hoca'nın davetini görüyorum. Onu canlı yayına alacağım. Umarım sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Evet, Rahmi Hocam isteğinizi gördüm. Alıyorum sizi. Evet, Rahmi Hoca da bağlanıyor. Merhabalar Rahmi Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, herkese merhaba. Öncelikle Dolapdere, Evliyagil'e ve Boğaç sana, Boğaç Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir daveti bana yönelttikleri için ve sizlerle birlikte olmaktan da büyük keyif duyuyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle konuşma davetimi gerçekten geri çevirmediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün sizden bedende kapsamında yaratılış, doğum ve ölüm mitlerini dinliyor olacağız. Ve siz mitler üzerine bilgiler aktarırken ben de burada izleyicilerimizle eserleri paylaşıyor olacağım. Dilerseniz ben daha fazla lafı uzatmayayım ve bir an önce sizi dinlemeye geçelim.
Çünkü ben de burada çok heyecanlanıyorum sizin söyleyecekleriniz için. Şimdi Nazlı'nın sergisinden gelen bir takım izler ve yolculuklar var. Ve bu yolculuklar gerek evrenin varoluşuna göndermelerde bulunsa da aynı zamanda yeryüzünün ve insanın bedeninin içine doğru da bir özdeş yolculuğa davet içeriyor. Buradan hareketle oluşun, kaosun ve düzenin mekanı olarak bedeni ele alırken işler izleyicisiyle nasıl ilişki kuruyor, nasıl bilgiler aktarıyor? Bunları sizden dinliyor olacağız sanırım. Peki, çok teşekkürler tekrar. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif. Üstelik de Nazlı Gürley'in işleri üzerinden de aslında bizim doğayla, yeryüzüyle kurduğumuz ya da şimdilik kuramadığımız bu kopmuş ilişkiyi yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacağız bir kez daha. Aslında Nazlı Gürley'in işlerine baktığımda, evet, yeni bir spiritüellik, yeni değil aslında, çok kadim bir spiritüellik. Ama bu spiritüellik, yani yer ile kurulan içkin bir spiritüellik ya da tinsellik, ne yazık ki günümüzde yerini aşkın bir tinselliğe, spiritüelliğe bırakmıştır. Dolayısıyla bizim yeryüzünde yaşadığımız sorunlar bugün, ekolojik krizler, ruhsal sorunlar büyük ölçüde aslında yer ile, yeryüzüyle kuramadığımız ya da bir zamanlar kurduğumuz ama şimdi kopmuş olan bu ilişkiden kaynaklandığını sergi çerçevesinde, sergi bağlamında tekrar görmek mümkün. Ve bu spiritüelliğe baktığımızda nedir? Aslında beden ve yeryüzü arasında bir geçiş olduğunu görüyoruz. Yani avcı toplayıcılar, göçebe toplumlar yerle, yeryüzüyle yoğun bir ilişki içindeydiler. Yeryüzüne gömülü ve yeryüzünün kuvvetleriyle birlikte yaşıyorlar ve birlikte hareket ediyorlardı. Dolayısıyla buradaki maddenin tinselliğini biz görebiliyoruz yine sergi bağlamında. Çünkü sanatçımızın da vurguladığı gibi madde ve beden ilişkisini yeniden aslında yapıtlarında, özellikle bu işlerinde bize duyumsatıyor. Dolayısıyla duyumsamak ihtiyacımız olan şey madde sanırım. Yani yeryüzünün maddesi. Hepimiz yeryüzünün maddesinden geldik. Yani içimizde hala yerin çamuru var. Ve bu yerin maddesi aslında edilgen, pasif bir madde değil. Antik Yunan'da ilk filozoflar doğayı tanımlarken aslında doğurgan bir döl yatağı olarak tanımlıyorlardı. Yani doğa doğuran, kendi içinden yeni formlar çıkaran bir döl yatağıydı. Dolayısıyla madde edilgen değil, madde aslında kendi kendine hareket eden, kendi kendini biçimlendiren ve evrimleşen, aslında çok farklı düzeylerde, farklı formlara bürünen bir madde anlayışı vardı. Dolayısıyla bu madde ve beden arasındaki bu ilişkisellik ne yazık ki yerle kurduğumuz, yeryüzüyle kurduğumuz ilişkinin kopmasıyla birlikte aslında askıya alındı ve unuttuk. Dolayısıyla ben sergide tekrar bu ilişkiyi, bu yitirdiğimiz ilişkiyi, beden ve madde arasındaki bu ilişkiyi yeniden duyumsuyorum sanatçının işlerinde. Nazlı Gürley'in işlerine baktığımızda özellikle bir tür ritüel var işlerinde. Yani bu ritüel animistik, şamanik diyebiliriz. Fakat bu ilk insanların, ne diyelim, bu göçebe avcıların, toplayıcıların doğayla kurdukları, doğayı birer canlı olarak, ruhları olan, aslında canlılarla dolu olarak gördükleri ve bu ruhlarla, maddenin ruhuyla aslında ilişkiye girdikleri döneme özgü bir ritüeli taşıyor Nazlı Gürlek, Evliyagil. Dolapları Evliya ile taşıyor. Dolayısıyla bu sergide bir tür ritüelin izleri var. Ritüelden kalan ne diyelim parçalar var. Ritüelden kalan bu parçaları biliyorsunuz seyretmek için değildir. Eski şeyler, şamanlar ya da animist inanca sahip olan bu göçebe avcılar, toplayıcılar aslında yapılan işleri seyretmek için yapmazlardı. Yani işte tabii ki sanat çok yeni bir kavram. Yani 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu şamanlarla günümüzün sanatçıları arasında da müthiş bir bağlantı var. Bu bağ hala
devam ediyor. Yani sanatçı nedir? Paul Klee'nin tanımına göre aslında görünmez olanı görünür kılandır. Benzer şekilde de bu şamanik ritüellerde görünmez olan bir aleme yolculuk eden şaman aslında o görünmez alemi bir anlamda kendi bedeninde görünür kılıyordu ve görünmez alemden getirdiği kuvvetlerle, güçlerle bedeni kudretleniyordu ve bir şifa dağıtıcısına dönüşüyordu. Dolayısıyla bu ritüel, şamanik ritüeller sonucunda kayalara yapılan resimler aslında ya da ne diyelim o yolculuğun haritaları, bir şaman aslında bir yolculuk yapmıştır. Ya yerin altına ya da göğe doğru çıkmıştır ki bu yolculuklarda genellikle tünel şeklinde, yani bir anafora kapılır ve anaforun içine çekilen şaman aslında kendini bir yolculukta bulur ya da göğe tırmanırken de işte göğün ipleri aşağıya doğru sarkar ve göğe doğru tırmanır. Dolayısıyla bu ritüeller, yani şamanik ritüeller sonucunda şamanın bir kayaya ya da bir yüzeye çizdiği resimler seyretmek için değildir. Yani aslında bu ritüel hala devam eder ve insanlar bu çizilen şamanın bir tür görünmez dünyanın haritasını çıkarttığı bu görsellerde insanlar bunlara dokunurlardı. Yani günümüzün sanatıyla belki geçmişin o şamanik etkinliği arasında evet bir benzerlik var ama bir de fark var. Evet, sanatçı görünmez olanı görünür kılıyor. En azından görünmez olanı bize duyumsatıyor. Fakat ama biz onun yaptığı işlere dokunamıyoruz, sanatçının yaptığı işlere. Dolayısıyla bir tür seyirlik nesneye dönüşüyor. Fakat Nazlı Gürley'in özellikle bu sergi alanında sizin de bu ritüele katılmanız ve dokunmanız ve kendi ritüelini oluşturmanız ise için hazırladığı bir de enstelasyon var. Bu enstelasyon aslında ritüelin ve ya da ne diyelim kişisel yolculuklara bir davet. Yani burada sizi davet ediyor. Özellikle şimdi Boğaç'ın gösterdiği ekranda gördüğümüz bu yapıtta sizi bir tür bu ritüele davet ediyor. Bir kapı var en azından, değil mi? Bu kapı her türlü bir geçiş kapısı, bir farklı bir duruma da geçebilirsiniz. Farklı zihinsel, bilinçsel bir duruma geçebilirsiniz ve kişisel, bireysel, içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eminim sizin yolculuğunuz Nazlı Gürlek'ten farklı olacaktır. Evet, o kendi izlerini buraya bırakmış, kendi yaşadığı bu şamanik deneyim sonucunda bir takım çizimler var, değil mi? Beden çizimleri var özellikle yukarıdan aşağı doğru sarkan tuvalin üzerinde. Fakat sizler de çok farklı deneyimler yaşayacaksınız. Ve çıktığınızda eminim bu yerleşim ya da bu yerleştirme çok farklı biçim almış olabilir. Dolayısıyla bir tür aslında bu şamanik ya da yeryüzüyle bu kurabileceğimiz ilişki demek ki farklı türden bir bilinci aslında gerekli kılıyor. Belki bugün çok hani araçsal akıl denilen bir akıl bizi ele geçirmiş durumda. Dolayısıyla rasyonel bir düzlemde, bir ölçü mekanında irrasyonel olanın tamamen dışlandığı, yani küsuratlı olanın tamamen dışlandığı bir düzlemde, yani geometrik bir düzlemde yaşıyoruz ve bu rasyonel düzlem aslında yeryüzüyle, bu yeryüzünün topografyası, havası, iklimi ile, değil mi? Yani yeryüzünün kuvvetleriyle aslında temas kurmamızı engelliyor. Yani içinde yer aldığımız yerleşim yerleri bir anlamda uygarlığın, işte o rasyonelin temsili, fakat uygarlığın alanında ise yaban dediğimiz bir alan uzanıyor. Ama şamanikler ya da göçebe ve toplayıcı ve avcılar için yaban diye bir yer yok. Onlar için yeryüzü aslında bir yuva, bir yurt. Yeryüzünün kuvvetleriyle beraber yolculuğa çıkıyorlardı ama aynı zamanda özellikle trans hallerinde bu bir tür içsel bir ruhsal bir yolculuğa da dönüşüyordu. Trans hale geçmek özellikle bir tür Dionysosvari bir dansla gerçekleşiyor. Örneğin Afrika'daki
avcı ve toplayıcılar, Kungsan halkına baktığımızda bunlar genellikle halüsinasyon yaratmak için bir madde kullanmıyorlar. Fakat belli bir ritimle ayaklarını toprağa vura vura, yani toprakla aslında beden arasındaki o geçirgenliği sağlayarak ve toprağın üzerinde bir ritimle salınarak giderek hızlanan bu ritimlerle aslında trans hale geçiyorlardı. Yani bir tür aslında mevcut o ruhsal, zihinsel yapıdan kurtulup görünmez olan dünyayla ilişkiye girebilmek için aslında bu ritüeller, bu dans gerekli ve bu geçtikten sonra evet ve yolculuğa çıkıyor demiştik şaman. Döndüğünde ise aslında kudretli bir beden olarak, çünkü görünmez olan ruhlarla temas girmiştir ve kudretli bir beden haline gelmiştir ve bu kudretten şifa da dağıtır. Şimdi yine Nazlı Gürley'in işlerine baktığımızda şu anda Boğaç'ın gösterdiği desenleri var, soyut çalışmaları var. Burada da aslında ben baktığımda farklı bir şey görebilirim. Siz baktığınızda farklı bir şey görebilirsiniz. Genellikle biliyorsunuz yapıtlar açık yapıtlardır, Umberto Eco'nun dediği gibi. Yani yorum bakan kişinin aslında geçmişiyle, değil mi, background'ıyla çok ilgilidir, ilişkilidir. Dolayısıyla tekrardan böyle bir benim için ben baktığımda burada yılan görüyorum bu işinde. Bir yılan var ve bir ihtilaf adını taşıyor bu işi Nazlı Gürley'in. Dolayısıyla bir ihtilaf, ama bu ihtilaf en sağdaki, değil mi, çerçevenin içinde aslında bir yılan gözüme çarpıyor. Yılan çok önemli bir figürdür. Yani kadim eski mitolojilerde özellikle Hint mitolojisinde yeryüzünü temsil eder. Yani yeryüzünü, yani kaosu temsil eder. Çünkü şöyledir, biz uygarlaştık ve kendimizi çitlerle çevirip duvarların içine kapattığımız andan itibaren yeryüzü bizim için kaos haline geldi. Çünkü biz mutlak bir düzene göre kurmaya çalışıyoruz kendi yerleşim alanlarımızı. Yani göksel bir haritaya göre kurduk. Biliyorsunuz gökler hiç değişmez. Yani binlerce yıldır gök haritası hemen hemen aynıdır. Yıldızlar hep aynı yerde, gezegenler sürekli aynı eksende dönüyor. Bir döngüsel bir hareket var. Çok güzel, mutlak bir düzen. Fakat yeryüzüne baktığımızda yeryüzü sürekli hareket halinde. Yani ölüm var, doğum var, değişim, dönüşümün yeri. Yani oluşun yeri. Dolayısıyla oluşun mekanı olarak, yani bir yeryüzü her zaman bizi rahatsız etmiştir. Çünkü biz varlığı yüceltiyoruz. Yani olup bitmiş bir varlığı. Dolayısıyla bu oluştu. Yani yeryüzünü hissetmediğimiz, duyumsamadığımız takdirde kendimize kumdan kaleler yaratıyoruz ve her doğayla karşılaştığımızda bir felaket yaşıyoruz. Yani bizim doğayla karşılaşmamız bile bir felaket. Yani deprem oluyor, felaket. Yağmur yağıyor, felaket. Kar yağıyor, felaket. Bu aslında tamamen bizim yeryüzünde yaşama yetersizliğimizden kaynaklanıyor. Yeryüzü çok dinamik bir ortam. Dolayısıyla bu dinamik ortam içkin kuvvetleri var ve bu içkin kuvvetlerle de spiritüel bir ilişki kurmamız da gerekiyor. Hepimizin spiritüelliğe ihtiyacı var aslında. Yani bir bütünün parçası olma ihtiyacı. Bütünün içinde yer alabilmek. Fakat bu bütünün içinde yer alabilme meselesi genellikle biz şeyler için, aşkın bir bütün, biz yerleşikler için dikey bir eksende gerçekleşiyor ve aşkın bir kutsallığa, hakikate inanıyoruz. Oysa içkin bir kutsallık da mümkündür ki bunu tüm halklarda, göçebe halklarda, avcı toplayıcılarda ve hala bugün bu topraklarda yaşayan pek çok inançta bu içkin anlayışı, yani yeryüzüyle kurulan o tinsellik ilişkisini görmek mümkün. Yine tabii ki sanatçımızın işleri üzerinden de konuşmayı sürdürebiliriz. Özellikle bu bir geçit, değil mi? Beden geçiti sanırım Evet bu hocam, beden yapıtının bir adı. geçit. Sen hatırlatırsan Boğaç, evet, Tabii beden tabii bir hocam. geçittir. Tamam, harikasın. Beden bir geçittir. Evet, beden bir geçittir. Ama bugünkü beden tamamen kapalı bedene dönüştük. Biliyorsunuz, yani bir dönemler biz hepimiz açık bedenliydik. Yani açık beden nedir? Grotesktir. Yani yeryüzüyle gözenekli bir bedendir ve yeryüzüyle bu akışı mümkün olduğu bir bedendir. İçimizden yeryüzü geçer.
Ve biz de yeryüzünün içinden geçeriz. İç içe geçmiş bir haldeydik aslında yeryüzüyle. Ve zaten bu iç içe geçmişlik, bu bedenin bir geçit olması, evrene açılan bir geçit olması, aynı zamanda bedenin de bir evren, mikro evren olması aslında biliyorsunuz kozmos ve mikrokozmos ilişkisi. Yine sanatçının bu işiyle bence insanı yeniden düşünmeye zorluyor isimiyle birlikte. Çünkü kapalı bedenler olarak bugün yaşadığımız tamamen soyut hayatlar. Soyutlandık değil mi? Yani önce yeryüzünü soyutladık. Kendimizi bir yerleşim, mutlak düzen yarattık. Yeryüzü yani kaos dışarıda kaldı. Yani yılan dışarıda kaldı biraz önceki işe geri dönecek olursam. Fakat yılan yani yeryüzünü temsil eden o yerin ruhunu temsil eden pek çok mitolojide Genius Loci mesela Romalılarda genellikle yılan formunda resmedilirdi. Dolayısıyla bu yılanı zaman zaman yani yeryüzünün bu kıvrımlı akışını, bu hareketli akışını dediğim gibi biz ancak doğal bir felaket olarak yaşıyoruz. Halbuki müthiş canlı bir kürenin üzerinde, yeryüzü üzerinde yaşıyoruz ve bizim de bundan heyecan duymamız gerekiyor. Hareketli bir yer. Yani deprem, biz deprem olarak yaşıyoruz ama yani canlı kalbi var, atıyor. Yani madde çok hareketli, çok canlı. Dolayısıyla biz bu tinselliği ne yazık ki bir zamanlar sahip olduğumuz bu tinselliği yitirdik. Fakat şimdi de işte yeryüzü bizim için hakikaten tamamen soyut mekanlara dönüştürülmesi gereken, değil mi? Büyük projelerle, makro projelerle aslında yok edilmesi gereken, üzerinde tahakküm kurulması gereken bir düşmana dönüştü. Bu düşmanlık ilişkisini galiba yine bu sergide aslında başka türden bir spiritüellikle bu düşmanlık ilişkisinin tam tersi birlikte bir yoldaşlık ilişkisine dönüşebileceğini de aslında bu sergi sayesinde bize gösteriyor ki biz aslında dediğim gibi doğanın içinden çıktık ve biz yerin yoldaşıyız, yer de bizim yoldaşımız. Yerin kuvvetleriyle birlikte yolculuklar yaptık. Onlar bize eşlik etti, biz de onlara eşlik ettik. Örneğin yine bu işinde, işin adı neydi Boğaç? Karataş bir volkan hocam. Karataş bir volkan, evet. Nazlı Gürlek'le de konuştuğumuz Etna'dan gibi, Etna'dan aslında bir getirdiği bir volkanik taşı görüyoruz burada. Evet, taş da çok kutsal bir nesnedir. Yani mitolojilere baktığımızda sadece canlı varlıkların ruhu yoktur. Taşlar da yine, ağaçlar da, bitkiler de aslında kutsaldır, spiritüel bir ilişki kurulur. Dolayısıyla bu taşın kutsallığını belki bugün hala tek tanrı dinlerin pek çoğunda görebiliyoruz. Fakat tekrar bize hatırlatıyor sanatçımız burada. Bu taşla yeryüzünün aslında maddesiyle volkanik olan üstelik de volkanik dendiği zaman tam da aslında değil mi içinden yani çok derinlerden gelen bir madde bu. Yani yeryüzünün bedeninin derinliklerinden gelen ve insana da çok heyecan veriyor. Ve bir tür askıya almış bu madde, bu volkanik taşı sanatçımız sallanıyor. Dolayısıyla volkan, deprem hep bunları çağrıştırıyor bana. Ama sonuçta biz dediğim gibi doğa ile kurduğumuz ilişki ne yazık ki travmatik bir ilişkiye dönüştü günümüzde. Travmalar yaşatıyor bize doğa. Oysa uygarlığın yaşattığı büyük travmalar var. Yani hepimiz psikolojik olarak, ruhsal olarak hastayız. Aslında bu travmalar kesinlikle uygarlığın travmaları ve kolay kolay da izi silinmiyor. Dolayısıyla yeniden belki doğayla kurduğumuz bu travmatik ilişkiyi onarmamız gerekiyor. Doğa bizi iyileştirecek. Yani yeryüzü bizi iyileştirecek. Her anlamda. Çünkü yerle kurduğumuz ilişkinden kopmamızdan kaynaklı olarak o kadar çok sorun yaşıyoruz ki tüm sorunlar birbiriyle de ilişkili. Ama temel mesele doğayla, yeryüzüyle, yerin kuvvetleriyle yitirdiğimiz bu ilişkidir. Yani bu spiritüel ilişkilidir. Biliyorsunuz bir beden aynı zamanda bir ruh, bir bedenden oluşuyor. Fakat bu ruh ve beden iki ayrı
ve bir hiyerarşik bir yapılanma içinde yer almıyorlar. Yani ruhu yukarı bir yere koyup işte bedeni aşağıya yerleştirebileceğiniz bir hiyerarşi değil. Spinoza'ya göre zaten beden, ruh ya da beden, zihin aslında paralel olarak birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bir beden, ruhu ve zihni olan bir beden yine yeryüzüyle, yeryüzünün bedeni ve ruhlarıyla paralel bir ilişki, yatay bir ilişki kurduğunda, tabii ki paralel deyince kesişmeyen çizgiler geliyor benim aklıma ama işte kesişen tam tersi, kesişen çizgiler kurduğumuzda, şimdi bizim yollarımız kesişmiyor yani doğanın kuvvetleriyle. Ayrıldık, ayırdılar bizi. Hakikaten AVM tarzı yapılanmalar var değil mi? Tamamen yerin iklimiyle, kuvvetleriyle hiç ilişkisi kalmayan binalarda yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda yaşarken birdenbire doğanın bir unsuru, bir virüs çıkıyor ve bizi nasıl bir tehdit oluşturuyor? Halbuki virüs hep vardı, virüsler hep vardı. Dolayısıyla virüsün ile yaşadığımız sorun kesinlikle uygarlık içine yerleştirildiğimiz nedeniyledir. Yani bu kadar yoğun, bu kadar ne diyelim kalabalık bir ortamda yaşamak zorunda bırakıldığımız ve yeryüzüyle bağlantımızın koptuğu içindir. Evet bir yine dönelim Nazlı Gürley'in sergisine. Boğaç bize bir video çalışması gösteriyor. Burada da bir video çalışması var Evet, sanatçımızın. derin dingin karanlık muazzam hocam. Derin dingin ve Karanlık muazzam. muazzam. Evet, ister istemez bir mağara. Mağara size neyi çağrıştırır? Yani geçmişe baktığımızda derin mağara resimleri var. Direkt benim aklıma üst paleolitik dönemde bu derin mağara resimleri, duvarlarına yine o dönemde yaşayan avcı ve toplayıcıların özellikle kutsallık atfettikleri, değil mi? Belli hayvanları çizdikleri mağaralar geliyor tabii ki. Ama mağara aynı zamanda bir hem ölümü hem de yeniden doğumu simgeleyen bir ne diyelim bir topografik ya da bir jeolojik bir yapı. Biliyorsunuz mağara hem doğumdur hem aslında ölümdür. Yani bir tür rahim gibi düşünebilirsiniz. Rahimden yeniden çıktığınızda hayata atılıyorsunuz. Evet, yaşama atılıyorsunuz ve yaşamdan yaşam bitti yani bittiği zaman da tekrar aslında mağaraya bir tür geri dönüş var. Yani toprağın o açılan çukurun içine bir geri dönüş var. Sürekli bir döngüsellik var tabii buradaki. Yani ölüm ve yaşam arasında müthiş bir geçişkenliği. Yani beden bir geçittir işinde olduğu gibi beden aslında sürekli geçiyor. Çeşitli evrelerden geçiyor. Yani mineral evredeydik önce diyelim. Mineral bir halde bulunuyorduk. Fakat organik hale geçtik. Yeryüzü katman katmandır. Dolayısıyla organik hale geçtik. Yani bir yürüme hareket etmeye başladık. Fakat tekrar mineral hale geçeceğiz. Şamanların yaşadığı deneyim de yine ölüm ve yeniden doğum deneyimidir. Yani şaman trans hale geçip özellikle bu trans halde de hayvan oluşlar yaşıyorlar mesela translar. Kungsan halkı ve diğer işte şamanik inanışa sahip halklarda şamanın çeşitli hayvanlara dönüştüğüne inanılıyor ve ölüyor tabii şaman ama yeniden doğduğunda hakikaten çok daha kudretli olarak çünkü görünmez bir dünyayla iletişime geçmiş ve yeniden aslında o kudretli yani yerin ruhlarıyla birlikte geri döndüğünde o yerin ruhuyla kurduğu ilişkiyle birlikte geri döndüğünde hakikaten insanın bedeni kudretli oluyor. Bizim galiba bu kudretsiz bedenler olmamız yerin bu ruhuyla ilişkimizin kalmaması. Çok kudretsiziz. Yani o kadar hemen teslim oluyoruz zaten. Yerin ruhuna çok ihtiyacımız var. Ruhsuz bir yerleşim alanında yaşıyoruz. Ruhlarımız aslında esir alınmış gibi bu aşkın bir hakikate yönelik bir dayatmayla aslında ruhlarımız teslim alınmış durumda. Oysa yerin ruhuna inanmak, yeniden güçlenmek, belki de o yılan gibi yeniden kıvrıla kıvrıla ya da bir akarsu gibi kıvrıla kıvrıla akabilmektir. Mesela yerin ruhun
Artık biz kendi imgemizi yerde göremiyoruz. Yani yerin yüzünde imgemiz yok. Ürettiğimiz aynalarda görüyorduk önce. Fakat şimdi imgemiz sosyal medyada. Ne yazık ki biz de ben de ve bizler de artık sosyal medyada, dijital ortamda imgelerimizi üretiyoruz. Fakat yani yerin yüzeyinde yansıyan imgemiz yok. O yüzden de Narkisos hep eleştirilir tabii, değil mi? Özellikle bu psikiyatrik bir vaka olarak, hani mitolojideki bu Narkisos olayı. Fakat Narkisos hiç değilse kendi imgesini suda görüyordu. Su akışkan bir ortamdır ve sudaki imgeniz su çalkalandığı zaman gidebilir. Ve dolayısıyla bu geçişkenliği, oluşu vurgulayan aslında bir yaklaşımı vardı Narkisos'un. Ama bizim imgemiz artık üretiliyor ve bu insanın imgesi değil aslında, yani bizim imgelerimiz bu olmaması gerekiyor. Dolayısıyla yine tekrardan galeri mekanına döndüğümüzde, evet, burada yeryüzüyle, toprakla, yerin maddesiyle kurulan bir ilişki önerisi var demiştim. Dolayısıyla yerde iz bırakma meselesi, toprakta iz bırakma meselesi. Yine Nazlı Gürley'in soyut çalışmalarını görüyoruz tabii. Soyut çalışmaların yorumunu hakikaten sergiyi izleyenlere bırakalım. Çünkü soyutlama da yine insanın en büyük zihinsel etkinliğidir. Soyutlayarak var oluyoruz. Dolayısıyla önce gerçeklikten yola çıkarak aslında onun imgesini üretip sonra da imgenin imgesi halinde giderek aslında o gerçeklikle bağı kopmaya başlıyor insanın. Ama insanın hakikaten en büyük zihinsel yeteneği soyutlama. Şimdi burada da tabii ki o yaşadığı deneyimi soyutlamış eminim. Bu da çok hani kişisel, konuştuğumuzda da sanatçıyla çok kişisel aslında bu spiritüel yolculukları esnasında, sırasında bıraktığı bedeninin izleri olarak da bunları yorumlamak mümkün. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak, evet mesela Boğaç şeyi mi gördüm orada? Kozmik taş mı hocam? Kozmik, evet, taş ya da kozmik yumurta. Tüm mitolojilerde çok vardır biliyorsunuz. Yani evrenin bir tür yumurtasıdır, mikro halidir. Buradan aslında evren çıkar. Şimdi sanatçı da yine benzer kozmik taş ya da kozmik yumurtaya gönderme yaptı. Bu taşı sergi alanının duvarına yerleştirmiş. Fakat burada özellikle bir fallus görüyoruz. Sanatçıyla da konuştuğumuzu, evet, bunun bir fallus olduğunu söylemişti. Aslında fallusların, yani bir şey olarak fallusların ortaya çıkması, bir totem olarak, ne diyelim, kutsal bir nesne olarak fallusların ortaya çıkması, yoğun olarak fallik nesnelerin ortaya çıkması aslında yani Neolitik dönemin başında gerçekleşiyor. Yani tarım devriminin başında. Yani Göbekli Tepe'de mesela, Göbekli Tepe kazıları sırasında çok yoğun olarak fallus bulunmuş. Bu neyin göstergesidir? Bu neyin göstergesidir? Örneğin üst paleolitik dönemde, yani bundan 20 bin 40 bin yıl önce şeyler var. Wrendorf Venüs'ü tabir edilen, değil mi? Tombul küçük kadın heykelcikleri var. Yani erkek heykeline ya da erkek sembolüne, erkeği simgeleyen hiçbir şey rastlanmıyor. Fakat biz yerleşik hale geçince özellikle yani çitlerle çevirdiğimiz zaman bu fallusun bir tapınma ya da bir kutsal bir nesneye dönüştüğünü görüyoruz. O halde aslında üst politik avcı toplayıcıların o yeryüzüyle kurdukları o yatay ilişki, yeryüzünün şeyleri arasında o bağlantı kurdukları o spiritüellik, yerleşik hale geçince o fallusun işaret ettiği, değil mi, yukarıya doğru galiba, yani aşkın bir hakikate doğru aslında gerçekleşti ve biz yerle ilişkimizin kopmasının sembolü olarak aslında bu fallusu görebiliriz. Ama evet, bir taraftan da yin yang var, değil mi? Yani şey var, dişi ve eril öğelerinde iç içe geçmişliği, ikisi arasındaki uyumlu ilişki meselesi var. Evet, devam edebilirim.
Şeyi merak ediyorum. Aslında çok güzel bir Ouroboros vardı. Belki hani Evet. tekrar ben onu sevmiştim. Bakalım hocam hemen. Aydız. Hı-hı. Bakır boru ve muslukla yapılanmış. Evet, bir musluk. Yani kendi hortumunu yutmuş bir musluk ya da kendi kuyruğunu yutmuş bir yılan diyebiliriz. Biliyorsunuz Ouroboros, yani bu ya, döngüselliği vurgulayan çok kadim bir semboldür. Yani hem simyacıların kullandığı, hem de aslında zamanın ve mekanın döngüselliğini, yani bir sonun olmadığını, yani bir başlangıç ve bir sonun olmadığını, sürekli aslında hayatın bir tür spiralle, yani bir anaforla gerçekleştiğini aslında gösteren mitolojik anlayışın en güzel sembolüdür. Ve sanatçımız da burada aslında bunu bir muslukla gerçekleştirmiş, musluğa taşımış. Tabii benim aklıma ilk gelen şey, biliyorsunuz su döngüsü vardır yeryüzünde. Yani su da bir tür, su döngüsü de kendi kuyruğunu yutan bir yılandır. İşte göllerde biriken, değil mi, denizlerde biriken sular buharlaşır, işte bulut olur, sonra buluttan tekrar yağar. Dolayısıyla bu yeryüzünün o kırılgan dengesi aslında bir tür döngülerle iş görüyor. Yani döngüsel bir yeryüzündeyiz. Fakat bu döngüselliği ve tabii ki bu döngüsellik deyince şunun altını çizmem gerekir. Hep aynının geri dönüşü değil. Her geri döndüğünde aslında bir nokta, o bir farkı açığa çıkarıyor. Yani küçük küçük farklar açığa çıkarıyor. Yani bir düzey geçtiğinizde aslında o bir önceki düzeyin tıpatıp aynısı değil. Bir döngüye girdiniz, o başka farklılıklarla başka bir şeye evrilmiştir. Fakat modern yaşamla birlikte biz bu Ouroboros'u ya da kendi kuyruğunu yutan yılanı ya da sanatçının musluğunu biz kestik. Onu düz bir çizgi haline getirdik. Bir başlangıç, bir de son belirledik. Dolayısıyla böyle bir otobanda hız yapıyoruz şimdi. Yerle hiçbir ilişkisi olmayan asfalt bir otobanda hız yaparken bulduk kendimizi. Ve tekrardan asfalttan çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor bu sergi bize. Yani asfalttan ayrılıp patikalara yönelmemiz, yere, yeryüzüyle, maddeyle, o kuracağımız o biricik ilişkiyi yeniden duyumsamamız, yeniden yaşamamız için, evet, otoyolu, asfalt yolu terk etmemiz gerekiyor. Van Gogh ne demişti? Van Gogh, normun yolu asfalttır. Norm ya da normallik bir asfalt yolda yürümek gibidir, sanırım böyle bir lafı vardı. Çünkü üzerinde hiçbir çiçek bitmez. Çünkü Van Gogh da aslında asfalt yoldan ayrılanlardan biriydi. Dolayısıyla asfalttan ayrılmayı da öneren bir sergi. Yani üzeri yapay malzemeyle kaplanmış yeryüzünün bir tür arkeolojisine yönelik bir çalışma. Ne diyebiliriz? Asfaltı kırıp, asfaltı çatlatıp aslında altta yatan o yerin kudretli toprağına, dört elemente, değil mi? Suya, havaya, ateşe ve toprağa galiba, evet. Ulaşmamız gerekiyor ve bu elementlerle yeniden aslında bizim iyileşeceğimizi, şifa bulacağımızı da tabii ki hem metninde belirtmiş, hem de zaten kendisi de bu tür bir spiritüel yolculuğu deneyimleyen bir sanatçı. Evet, Boğaç, ne Evet yapalım? hocam, Tabii boşluk. şu an yaratıcı boşluğa bakıyoruz. Görmediğimiz bir iş kaldı sadece ve ben şu an o işe doğru yavaşça ilerliyorum sakin bir şekilde. Yaratıcı boşluk da önemli, yine bir soyut çalışma. Fakat boşluk kavramını özellikle belirtmesi çok önemli sanatçının. Gerçekten boşluk yaratıcıdır. Yani eski dilde, pardon, kaos sözcüğü Yunanca'da aslında boşluk demek, dipsiz uçurum demek. Yani boşluk deyince benim aklıma, ya da Tao felsefesinde boşluk özellikle kaos demek. Yani o kaosa, o boşluğa ihtiyacımız var. Çünkü yeni bir şey ortaya çıkacaksa, gerçekten bu tıka basa doldurulmuş evlerimizden, kentlerden çıkmayacak. Ya kentlerin ve evlerimizin içinde boşluklar yaratma, ya da bedenlerimizin içinde geçitler yaratmamız gerekiyor. Yani o boşluk hakikaten, mesela Taoculukta boşluktan 10 bin varlık çıktığını söylüyor Tao. Tao yazarı, şimdi ismini telaffuz edemeyeceğim. Dolayısıyla mesela boşluk korkusu var hepimizde. Horror vacui deniyor buna batıda.
boşluk korkusu. O yüzden her yeri tıka basa, zihnimizi, evlerimizin içini, değil mi? Tıka basa aslında dolduruyoruz. Sessizlikten nefret ediyoruz. Hemen medyanın, işte müziğin sesini açıyoruz. Dolayısıyla bir korku var. Ama bu korku aslında aynı zamanda doğanın korkusu. Aynı zamanda yaşama yönelik bir korku galiba. Yani yaşamdan da korkuyoruz biz. Bu korkumuzu yenebilmek için belki de bu şeye ihtiyacımız var yani. Yeniden bir tür spiritüel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Yaşamla kuracağımız. Şu an hocam içerideki eserimize gidiyoruz. Evet, karanlıkta bu işin ismi neydi Boğaç? İsimsiz içeride, Untitled Insight. Evet, çok güzel. Yani ismi ne? İsimsiz. Ama aslında belki de en iyi şey isim vermemek. Çünkü her bakan aslında o isim üzerinden ister istemez tek bir yoruma doğru yöneliyor. Ama isimsiz bir işle karşılaşmak çok da düşünceyi kışkırtan bir mesele galiba. Çünkü burada düşünmemiz gerekiyor. İçerisi yani karanlık bir ortam ve evet bir mağara olabilir, bir zihnin içi olabilir, bilinç dışı altı olabilir. Dolayısıyla aslında bizim bedenimizde katman katman, tıpkı yerin katmanları gibi biliyorsunuz yeryüzü jeolojik katmanlar var ve kıvrımlardan oluşuyor yeryüzünde. Bedenimizde kıvrım kıvrım. Dolayısıyla böyle bir beden, bu kıvrımların olması zaten yeryüzünün kıvrımlarının bizde devam etmesinin bir göstergesi. Yani önce inorganik bir yapı, daha sonra bu inorganik işte katmanlar kendi üzerine katlanıyorlar, organik bir katman oluyor. İşte bu organik katmanların evrimleşmesiyle de biz çıktık. Dolayısıyla galiba bu katmanları da keşfetmemiz gerekiyor. Yani bu yerle kurabileceğimiz bu otantik ilişkiyi yapabilmemiz için bedenin katmanlarında da bir yolculuğa ihtiyacımız var. Çünkü biz bedeni sadece bir yüzey olarak algılıyoruz, değil mi? Bugün beden bir yüzeydir. Dolayısıyla yüzeyi centrifiye edebilmek için, nezihleştirebilmek için durmadan operasyonlar geçiriyoruz. Yani o bedenin yüzeyin aslında parlak bir yüzey üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla içimiz var bizim. O içe vurgu yapan bir sergi. Yani içerisi ve dışarısı derken aslında bizim içimiz var fakat o içimizi bir boşluk olarak duyumsadığımız için korkuyoruz galiba kendi içimizden de. Yani bir iç korkusu da var bizde. Fakat bu şöyle olmuyor. İçe dön kendini tanı şeklinde de olmuyor ne yazık ki. Yani içe döndüğümüzde de biz kendimizi tanımayabiliriz. Biz yeryüzünün diğer bedenleriyle ilişki kurduğumuzda ancak kendimizi tanıyabiliriz. Dolayısıyla iç ve dış bir tür yer değiştirebilir. Yani yeryüzünün bedenleri her türlü beden. Bitkisinden tut hayvanına, insanına, değil mi? Taşına, toprağına, ateşine. Dolayısıyla bu tür bir ilişkiyi kurduğumuz zaman, yani bir tür yolculuğa çıktığımız zaman ben kendimi tanıyabiliyorum. Evet, daha doğrusu bu sergi aynı zamanda tabii ki yani tekrar altını çiziyorum. Yeryüzüyle bir ilişki kurmayı yeniden bize anımsatıyor ve yeryüzünde imgemizi aslında bırakmak. Yani yerle kurduğumuz o ilişkide izinimizin kalması yani yeryüzü beni biçimlendirdiği gibi yer de benim izimle birlikte aslında anlam kazanıyor. Fakat bu iz yıkıcı olmaması gerekiyor galiba. Bugün yaşanan bu ekolojik kriz, değil mi? Aşırı endüstriyel. Biz aslında doğanın izlerini silip süpürüyoruz şimdi. Yani o yüzden de doğayla kuracağımız bu iz bırakma çok kırılgan bir ilişki. Yani aklıma gelen işte Nazlı Gürley'in bu sergisinde ile birlikte mesela bir arazi sanatçısı şimdi adını hatırlayamadım yürüyerek küçük küçük şeyler bırakıyor, yapıtlar yapıyor İngiliz arazi sanatçısı. Doğanın içinde taşlardan küçük heykelcikler yapıyordu. Büyük bir iz bırakmak yerine. Çünkü o izi mesela Amerikan arazi sanatında görüyoruz. Buldozerlerle
Buldozerlerle aslında doğayı biçimlendirmeye çalışan bir Amerikan arazi sanatı var. Bir de İngilizlerin daha duyarlı. O kırılgan dengeyi, doğanın kırılgan dengesini bozmadan karşılıklı aslında birbirine saygılı bir iz bırakma meselesi galiba. Yani doğa benim üzerimde iz bırakıyor, ben de doğanın üzerinde. Karşılıklı etkileme ve etkilenme meselesi aslında gerçekleşiyor. Yani Evet, ben ikinci çok kattan teşekkür aşağıya ederim. bakıyoruz. Evet, tekrardan aşağıya iniyorum ben. Sergi ziyaretimiz tamamlandı sanırım. Sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Ben tekrar böyle bir fırsat verdiğiniz için ve yani en azından bu durumda, tecrit, karantina durumunda bizi sergiyi gezdirdiğin için Boğaç, sana da çok teşekkür ederim. Ben İşler teşekkür çok ederim. kolaylaştı. Evet, yani Nazlı Gürlek Hodur'un işleri gerçekten katmanlaştırmak ve derinleşmek için çok mümkün ve çok olanak sağlıyor. Ve sizin kadim bilgilerinizle gerçekten işlerde Sağ ol, daha da teşekkür ederim. ilerleyebildik. Ben kendi adıma ve Evyagi Dolapdere adına çok teşekkür ederim tekrardan. Yeniden Peki. görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Sevgiler, bütün katılımcılara İyi günler. teşekkür ediyoruz.